Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere meyvecilik başlığını ekranlarımıza getireceğiz. Meyvecilik başlığında mücadele, meyvecilikte Konya elinin durumu ve zirai mücadele konusunda yapılması gerekenler, başlıca meyvecilik hastalıkları ve hatta kimyasal mücadele yaparken insan sağlığını nasıl koruyabiliriz? Bu konular hakkında size bilgi vereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, yanımızda İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hanife Ançer Bey var. Hanife Bey, Konya ili, Konya Ovası bütün tarım camiası tarafından hubat ambarı, buğday ambarı olarak bilinir. Ama bununla beraber de bir meyvecilik potansiyelimiz de var zannedersem, değil mi? Evet. Nedir Konya ilinin meyvecilikteki durumu? Şimdi Konya'da meyvecilik özellikle son yıllarda hızla artmaktadır. Özellikle elmacılıkta ve kiraz yetiştiriciliğinde ilimiz ülke genelinde önemli bir yere sahip. Örneğin kiraz yetiştiriciliği ilimizin Akşehir, Hadim, Ereğli, Halkapınar, Taşkent ilçelerimizde yoğun olarak yapılmakta ve 60 bin dekar alanda 40 bin ton kiraz üretimi yapılmakta ve bu bize ülke genelinde 3. sıraya yükseltmektedir. Yani biz kiraz üretiminde Konya ili olarak 3. sıradayız, öyle mi? Ülkemizde 3. sıradayız. Tabii bu üretilen ürünlerin %50'si de yurt dışına, özellikle Avrupa'ya ihraç edilmekte. Elmada ise 6. sıradayız. 94 bin dekar alanda ve 60 bin ton üretimle ülkemizde 6. sıradayız. Tabii elmada en fazla elma yetiştiriciliği yapılan ilçelerimiz Konya, Meram, özellikle Ereğli ilçemiz, Bozkır, Yalıhöyük, Ahırlı, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Çumra. Bu ilçelerimizde elma tarımı yoğun olarak yapılmakta. Ancak daha çok modern ve bodur elma yetiştiriciliği Ereğli ilçemizde ve Çumra ilçemizde önem kazanmaktadır. Elmacılığımızda ancak elma kiraz gibi değil, genellikle iç piyasada tüketilmekte. Yani ancak %5-10'u yurt dışına ihraç edilebilmekte. Elmacılık kirazlarımız kaliteli üretiliyor. Yani pazarda, dış pazarda para ediyor. Elmalarımızda kaliteyi maalesef istediğimiz oranda değil. Onun için meyve seyretmesi yaparak mutlaka kaliteli ürün elde etmemiz lazım. Bir de yeni çeşitler var. Avrupa'nın istediği yeni bodur elma çeşitleri var. Dış ülkelerin istediği, onlara önem vermek lazım. Evet, şimdi elma ve kiraz başlığında yoğunlaştınız Hanefi Bey. Ama bununla beraber diğer meyveler de Konya ilinde üretiliyor, değil mi? Evet, evet. Armut, kayısı, özellikle Meram bölgemizde kayısı yetiştiriciliği. Doğanhisar'da vişne yetiştiriciliği, bunun yanında erik, şeftali gibi ürünler de ilimizde yaygın olarak yapılmakta. Bir de son yıllarda yoğun bir şekilde evini, bahçesini alan insanlar da hemen evinin içerisine, bahçesinin içerisine, değil mi? Böyle her çeşit meyveden, hobi bahçelerinde, işte yazlıkları gibi evlerinde bu bütün çeşit meyvelere herhalde kucak açıyorlar. Evet evet, yani Konya'da binalar artık sıkıyor. Vatandaşlarımız, ekonomik durumu iyi olanlar, işte kenar yerlerden arsa alıp, arazi alıp buralara ev ve bahçe yapıyor ve bahçelerde de her türlü meyveden dikip yetiştiriyor. Bu da yaygın olarak yapılıyor. Tabii bununla beraber de sorunlar da birlikte geliyor. Birçok soruyla karşılaşıyoruz, değil mi? Hani kayısımızda şu sıkıntı var, şeftalimizde bu sıkıntı var, işte armutta şu oldu, bu oldu diye. Bir ağacınız da olsa, bin ağacınız da olsa bu değişmiyor. Bakımını yapmak gerekiyor. Tabii tabii, yani meyve ağaçlarından verim alabilmek için yani mutlaka yıllık bakım işlemleri, yani iyi bir sulama, gübreleme, budama ve özellikle hastalık ve zararlarla mücadele etmemiz lazım. Evet. Yani biz toprağımızı ne kadar iyi işlersek işleyelim, budamasını, sulamasını, gübrelemesini ne kadar iyi yaparsak yapalım, ortaya çıkan hastalık ve zararlarla mücadele etmezsek istenilen ürünü alamayız. Şimdi biz bu programımızdaki bir amacımız da hakikaten Tarım Bakanlığı'nın, Tarım İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetleri hem çiftçilerimize göstermek, anlatmak, hem de kimyasal mücadele başlığını biraz daha yakından inceleyip kimyasal mücadelenin gerekliliğini ve doğru yapılma şeklini anlatmak istiyoruz. Zaten bakanlığın ya da sizlerin amacınız da doğru kimyasal mücadeleyi çiftçilerimize öğretmek. Evet, şimdi mesela organik tarım ülke genelinde %1 oranında yapılmakta, %99'a yakın
konveksiyonel tarım yapılmakta. Yani geleneksel. Geleneksel tarım. Ancak burada da çok yanlışlıklar var. Bakanlık olarak biz yani zirai mücadele edildiği zaman maalesef kimyasal mücadele anlaşılıyor. O da iyi bir mücadele değil. Sadece zirai ilaçlar kullanılarak yapılan mücadele doğal dengenin bozulmasına, insanlara, canlara zarar vermese, üründe kalıntı kalmasına neden oluyor. Onun için biz entegre mücadele yapıyoruz bakanlık olarak. Bakanlık olarak projelerimizden biri bu. Entegre mücadeleyi biz yaklaşık 20 üründe yapıyoruz. Burada entegre mücadeleden bahsedelim mi? Şimdi isterseniz biz çiftçimizi, bu bahçe sahibi çiftçi arkadaşımızı da bir dinleyelim. Bakalım o neler söyleyecek bu bahçeyle alakalı. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi bahçemizin sahibi beyefendiyle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kutsi Oğuz. Kendim şu anda Konya Kadastro Müdürlüğü'nde harita mühendisiyim. Tapu Fen biriminde birim amiri olarak görev yapıyorum. Memuriyet devam ediyor. Memuriyet devam ediyor, evet, evet. Ama bahçeniz de bayağı eski. Ben hatırlıyorum, ben de bu bahçeyi daha önce ziyaret etmiştim. Evet, şimdi bahçeyi 10 seneye yakın oldu, işte 9,5 yıl oldu. Bir 600 ağaçla bir hobi olarak başlamıştım ben buraya. İşte cumartesi pazarlarını, mesaiden sonraki zamanlarımı hoş bir vakit geçirme aracı olarak değerlendirmek istemiştim. Ama sonradan hoşuma gitti. Ben zaten doğma büyümede biraz köylüyüm, bozkırlıyım. Toprağa karşı da bir sevgim var yani benim. Toprak sizi çekti yani. Toprak beni çekti, evet. Burada hasreten ben eşime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eşim de muazzam destek verdi bana bu konuda. Evet, zaten eşler destek olmazsa bu işler olmuyor. Evet, pozitif destek verdi bana. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Büyüttük. Aşağı yukarı bu hale getirdim. Gayet de memnunum. Şimdi burada meyvenin sadece parasal kazanç olarak ben bu işe bakmıyorum. Sadece Konya'ya vermiş olduğum şuradaki oksijen bile ayrı bir gelir olarak düşünüyorum. Ayrı bir değer olarak düşünüyorum. Evet. Burada yüzlerce binlerce kurt, kuş, böcek vesaire istifade ediyor. Nasipleniyor buradan. Nasipleniyor. Efendim 100-200'ün üzerinde kalemden esnaf istifade ediyor. O yönden mutluyum. Kendim de işte hem vakit geçiriyorum hem de memleketimize, kendi aileme bir katkı olarak bu işi yapıyorum. Evet. Peki şimdi bahçeyi tanıyalım Kutsi Bey. Bahçemizde hangi ağaçlar var? Bahçemiz neden oluşuyor? Şimdi bahçemizde %99 elma üzerine. Gala türü bir elma var burada. Ama bunun içerisinde Bröbör'ün ve Redchief olmak üzere, Golden olmak üzere dölleyici mahiyette var. Çok az miktarda, yani %1 gibi bir durumu var. Gala erkenci bir elma, yazlık. Burada ne kadar ağacımız var? 2500 elma ağacım var, 300 tane kayısı ağacım var, işte 50 adet şeftali var, kiraz var, armut var, efendim var işte böyle. Kaç dekar alanda yapıyoruz Kutsi Bey bunu? Bunu 32 dekar alan üzerinde yapıyorum şu anda. Evet. Ne kadar işçi kullanıyorsunuz? Yani sizin benim öğrenmek istediğim şu, bu işe başlamak isteyen çiftçilerimiz olabilir, girişimcilerimiz olabilir. Yani sizin bu çark nasıl dönüyor? 32 dekardaki bu bodur bahçecilik, meyvecilik, işçi olsun, siz olsun yetişebiliyor musunuz? Efendim şimdi sürekli olarak maaşlı eleman çalıştırmıyorum. Ne güzel. Ancak tabii hepsini de kendim yapmam imkanı yok. Bu da zamanı geliyor. Çağırıyorum budakçı arkadaşı, gel kardeşim buraya, pazarını yapıyorum, budakçıyı ona yaptırıyorum. İlaçlamada kendim traktörün üzerine çıkıyorum, önden gidiyorum, iki tane eleman tutuyorum, onlar arkadan ilaçlamayı yapıyorlar, gübrelemeyi yapıyorlar. Yani iş gerektirdiği zaman ben eleman getiriyorum, onun haricinde sürekli maaş ödemiyorum. Birçok işi de ben kendim yürütmeye çalışıyorum. Ve işi hakkından gelebiliyorsunuz. Gelebiliyorum, evet. Hasat zamanında zaten alıcı geliyor. Hasat zamanında alıcı geliyor, toptan ben burayı pazarlıyorum. Ama benim ve diğer üretici arkadaşların da en büyük problemi maalesef burada pazarlama problemi. Peki teknik manada sorunlarımızı konuşacak olursak, yani işte bitti, örümcekti, böcekti, kurttu, yani bunlarda sıkıntı yaşıyor musunuz? Bunların mücadelesini nasıl yapıyorsunuz? Kime danışıyorsunuz? Şimdi ben zaten bu bahçeyi kurarken de sağ olsun Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımın teşvikiyle
Ben bu bahçeyi kurmaya karar vermiştim. Onlardan büyük ölçüde destek alıyorum. Yani desteği şu ölçüde alıyorum. Özellikle kara leke külleme, efendim elma iç kurdu dönemlerinde Konya genelinde çiftçi arkadaşlara sağ olsunlar telefonda mesaj yoluyla, SMS yoluyla bilgi veriyorlar. Diyorlar ki şu tarihler arasında ilaçlamayı yapınız diyorlar. Ben de onlara harfiyen uyuyorum. O tarihler içerisinde ilaçlamamı yapıyorum. Ondan sonra da sıkıntı yaşamıyorsun. Yani en azından minimumu yaşıyorum. Yaşıyorsam evet. Da minimumu yaşıyorum. Yani uygun zamanlamayı tabii, tabii. Ama tabii burada önemli olan o arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. Biz de görevimizi yapıp onların verdiği tarih içerisinde, zaman içerisinde yapmak durumunda. Eğer yapamazsak bunda şöyle bir şey var efendim. İlaçlama önemli ama zamanlama daha önemli. Zira elma iş kurdu diyor ki arkadaş 3 gün içerisinde yapın. Ben bunu 4. günde yaparsam kurt elmanın içerisine girerse her gün ilacın içine batırıp çıkarsam artık para etmiyor. Evet. Burada arkadaşların talimatlarına uyarsak çok daha başarılı oluruz. Başarılı oluyoruz evet. Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilere. Tebrik ediyoruz tekrardan. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bana verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hanefi Bey, şimdi bahçedeyken bu bahçede bazı sorunlarımızdan bahsettik, pazarlama sorunlarından bahsettik. Bunlarla alakalı alabileceğimiz tedbirler nelerdir? Tabii özellikle elmada kaliteyi yakalamak için mutlaka iyi bakım, bakımın yanında meyve seyretmesi de mutlaka gerekli. Yani çok meyve iyi meyve değil. Yani bir ağacın besleyebileceği, bakabileceği kadar meyveyi ağacımızda bırakmamız lazım. Onun için meyve seyretmesi önemli. Bu kimyasal meyve seyretmesi de yapılıyor. Elle seyretme de yapılıyor. Elle seyretme de şimdi şuraya baktığımız zaman bir beş tane elma var. Bunu böyle bırakırsak bu elmalar yeterli büyüklükte olmaz. Küçük olur, düşük fiyata satarız. Burada yapacağımız iş Haziran dökümü olacak. Haziran dökümünü bekleyeceğiz. Haziran dökümünden sonra meyve seyretmesi yapacağız. Bizim burada bir tane yeterli. Yani ben şimdi mesela yapıyorum. Şekli en düzgün olanı, evet. En beğendiğiniz, evet. En bir tanesini, bir tanesini bıraktık. Bu yeterli. Aynı şekilde burada da mesela ne yapıyoruz? Bu küçüklerini alıyoruz. Bak burada da 5 tane. Zaten şunlar dökülecek. Böyle her hüzmede bir tane bırakmamız lazım. Ama bunu Haziran dökümünden sonra yaparsak daha iyi olabilir. Çünkü şimdi yaparsak belki dökülebilir. Tamamen dökme işi bittikten sonra bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi yani bu elma, ağaçlar da kendisi bir meyve seyretmeye gidiyor diyorsunuz. Gidiyor. Bakamayacağını atıyor. O açıdan bu şekilde meyve seyretmesi yaparsak kaliteli ürün elde ederiz. Pazarda iyi parayla satmış oluruz. Burada kısas bir meyve bırakacağız. Öyle mi? Bir veya iki de bir bırakırsak daha iyi olur. Evet. Ama 5 tane olmaz. 4 tane olmaz. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi Hanefi Bey'e bir sorumuz olacak. Herhalde en önemli soru, belki de herkesi ilgilendiren sorulardan birisi. Çünkü hobi bahçeciliği olsun ya da profesyonel üretim olsun büyük problemlerimizden birisi de yaprak bitleri. Yani herkes bu yaprak bitlerinden muzdarip. Evinde bir ağacı olan da öyle, bin ağacı olan da öyle. Yaprak bitleri hakkında ne söyleyebiliriz Hanefi Bey? Şimdi tabii meyve bahçelerimizin önemli zararlarından biri de afit dediğimiz yaprak bitleri. Yaprak bitleri genellikle şeftali, badem, elma olmak üzere çoğu meyve türlerinde görülmekte. Tabii bunların türleri var. Elma, yeşil yaprak bitiği, gri yaprak bitiği, şeftali yaprak bitiği gibi bunlar görülüyor. Şimdi tabii bu yaprak bitleri ne yapıyor? Yaprak bitleri yumurta olarak kışı ağacın çatlaklarında, yarıklarında geçiriyor. İşte ilkbaharda havaların ısınmasıyla oradan yumurtadan çıkıyor erginler. Ve sürgün uçlarında yapraklara taze yapraklara konuyor. İşte yaprakların şu şekilde görüldüğü gibi bak
buruşmasına, kıvrılmasına sebep oluyor. Yani bu kıvrılma, yaprakların bükülmesini görmemiz aslında çok büyük bir belirti değil mi? Görmeden yapmamız lazım. Yani şimdi burada mücadelesinde bak, bu şu anda elma gri yaprak biti görülüyor. Bir de bunların yeşilleri var. Bu ama gri renkli, gri yaprak biti. Şeftalide şeftali yaprak biti var bak burada. Bunlar ne yapıyor? Şimdi burada biz tabii şöyle bir kontrol yapıyoruz. İlkbaharda bahçeleri dolaşıyoruz. Gördüğümüz zaman ilan veriyoruz ama bu yaprak biti her vatandaşta olmadığı için herkese ilaçlama ilanı vermiyoruz. Şöyle diyoruz, bahçelerinizi kontrol edin. Bugünlerde yaprak biti çıkışı olabilir. Özellikle şeftali, badem, erik, elma, armut bunlarda. Gördüğünüz zaman sürgün uçlarda yeterli yoğunluk varsa tabii. Nedir yeterli yoğunluk? Yani sürgün uçlarında koloni halinde yaşar, belirli bir yoğunluk olması lazım. 15 santimetrelik bir sürgünde tamamen o bölgede yaprak biti popülasyonu olması lazım. Bu varsa hemen ilaçlama yapmak lazım. Yani çünkü geç kalırsak yaprağı kıvırıyor. Kıvırdıktan sonra bu yaprak artık işini bitiriyor. Yani burada sürgün gelişmesi duruyor. Onun için artık bak elmaların da şeklini bozuyor. Elmalar da deforme oluyor. Ayrıca fumajen oluşturuyor. Bak görüldüğü gibi bak. Emdiği için bak burada yaprak biti emmiş. Vallahi bir akıntı oluyor. Akıntı oluşuyor. Yaprak bu akından dolayı yaprağın rengi fumajenleşiyor. Bitki fotosentez yapamıyor. Ağaç zayıf düşüyor. Onun için mutlaka belki belli bir yoğunluk varsa 3-4 senede bir kış ilacı yapılabilir. Ama öncelikle takip edecek. Bir de yaprak biti çok döl veriyor. Bir sefer ilaçlama yapmak yetmeyebilir. En önemlisi ilacı iyi seçeceğiz. Aldığımız ilaçların etiketinde mutlaka yaprak biti yazacak. Vatandaşımızın hatalarından biri de yani bana kurdu ilacı ver veya bana bilmem. Ama reçeteyle bunu giderse uzmanından reçetesini yazdırırsa. Yazdıracak. Aldığı ilaçta mutlaka mesela bu afit yaprak biti ise yazacak. Yaprak biti yazmayan ilacı almayacak. En önemli nokta biri bu. İkincisi de geç kalmayacak. Bakacak, geçen sene yaprak biti varsa bu sene de mutlaka olma ihtimali yüksek. Onun için takip edecek, görülür görülmez. Yoğunluk da varsa tabii, çok yoğun da değilse ilaçlama da iyi bir şey değil. Hemen ilaçlama yaparak bu işi halledecek. Ha bu ilaçlama oldu, bu yeterli mi yetmeyebilir? Yine takip edecek. Çünkü çok döl veriyor dedik. Yoğunluk varsa tekrar bu ilaçlama devam edebilir. Yani birçok çiftçimizin ya da üreticimizin şikayetlerden birisi de yaprak bitlerine ben ilaç attım ama yine de yaprak biti var deniyor. O zaman buradaki püf noktası o döngüye müdahale olacak şekilde uygun ilaçlarla sık sık ilaçlama yapmak. En büyük etken geç kalıyor. İkincisi de mesela etkili maddesi spermetrin ilacını kullanıyor böyle. Halbuki spermetrin elmada yaprak bitine veya meyvede yaprak bitine tavsiye edilmiyor. Tavsiye olmayan bir ilacı kullanırsan yani bir yanlışlıklardan birini ben örnek olarak veriyorum. Onun için mutlaka elmada yaprak biti yazacak. Yazmayan ilacı atmayacak. Bir de geç kalmayacak. Bunun kuralı bu. Bir de takip edecek. Bahçesini devamlı takip edecek. Hanefi Bey, şimdi hastalıkların tespiti, ilaçlama zamanlarının tespiti konusunda da Bakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı modern teknolojiyi kullanıyor. Evet. Şimdi bakanlık olarak biz tahmin ve erken uyarı çalışmaları yürütüyoruz. Bunu
1980'lerden itibaren mekanik sistemlerle yürütüyorduk. İşte 2000'li yıllarda elektronik cihazlarla yapmaya başladık. Şimdi bu görülen cihaz bilgisayarlı erken uyarı cihazı. Bu cihaz ne işe yarıyor? Bu cihaz elma iç kurdu, bağ salkım güvesi, elma kara lekesi, bağ küllemesi gibi hastalık ve zararların sıcaklık ve yağışla ilgili sensörler var. Oradan biz Konya merkezden verileri alıyoruz. O verilerde hastalık çıkışını, zararlı çıkışını tespit edebiliyoruz ve ilaçlama zamanlarını üreticilerimizle SMS'le bildiriyoruz. Şimdi bu cihazdan Konya'da 9 ilçemizde var. Konya merkez, Meram ilçemiz, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Şumra, Hadim, Bozkır, Yalıyük ilçelerimizde daha çok elmanın yoğun olarak yapıldığı ilçelerimizde bu cihazı kurduk. 2004 yılında, 2006 yılında yaklaşık 8-10 yıldır bu sistemle hastalık zararlı çıkışlarını takip ediyoruz. Elma iç kurdu dediniz, külleme dediniz, bağ salkım güvesi dediniz değil mi? Elma kara lekesi dedik. Elma kara evet. Lekesi. Bunlarla ilgili verileri bize bu cihaz veriyor. Şimdi bu cihazda sensörler var. Örneğin bu sensör yağış sensörü. Yani burada ne kadar Konya merkezde yağış olduğunu buradan tespit ediyoruz. Burada şu önemli, kara leke hastalığını bu sensörden yararlanıyoruz. Burada kara leke kağıdı var. Yağış olduğu zaman, burada ıslak kaldığı zaman, enfeksiyon oluştuğu zaman orada cihaz gösteriyor. Hafif enfeksiyon, orta enfeksiyon, ağır enfeksiyon. Yani kara lekeyi biraz sonra anlatacağız. Oluşması için mutlaka yağışın, nemin ve sıcaklığın olması lazım. İşte bu cihaz bize orada gösteriyor. Burada da şeylerimiz var, sıcaklık sensörümüz var. Bu sıcaklık sensöründe de iç kurdunun çıkması için bundan nasıl yararlanıyoruz? Belli bir sıcaklık derece günü olması lazım. Yani diyelim ki elma iç kurdunun birinci dölü için 250 gün derece, ikinci dölü için de 800 gün derece olması lazım. Kümülatif olarak bu cihaz topluyor. Bize o sıcaklığa geldiği zaman iç kurdu çıkacaktır diyoruz. Tabii başka iç kurdu için diğer sistemler var. Biraz sonra anlatacağız. Onları da takip ediyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Tabii maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık. Mesela ilkbahar, geç donları kaç, ne zaman olmuş, kış kaç derece olmuş soğuklar. Bu tür verilerden, bu cihazdan yararlanıyoruz. Tabii bunun bataryası var. Güneş enerjisinden çalışıyor. Verileri merkezden takip ediyoruz. Yani GPS sistemiyle de SMS yoluyla size gönderiyor verileri. İnternet üzerinden gönderiyor. Evet, evet. Enerjisini de güneşten alıyor. Evet. Böylece evet. Bir bağlantıya ihtiyacı yok. Evet. Bunu kullanmamızdaki amaç da hastalıklarla ilgili erken uyarı verilerini toplayıp çiftçilerimize bilgilendirmek. Evet, bilgilendirmeyi evet. Nasıl yapıyor Sanil Bey? Bilgilendirmeyi biz Konya merkezde yaklaşık 500 üretici bilgilerini aldık. Onu SMS ile ilaçlama zamanı, iç kurdu ilaçlama zamanı gelmiştir, kırmızı örümcek ilaçlama zamanı gelmiştir, neyse kara leke ilaçlama zamanı gelmiştir, şu zaman atın diye SMS ile bilgilendiriyoruz. Peki Konya ilindesiniz ve elmacılık yapan bir çiftçiyseniz bu sisteme üye olabiliyor musunuz? Yani şimdi biz burada tabii bir maliyeti var. Yani evinde 3-5 ağaç olanları kaydetmiyoruz. Genellikle elması olan ve en az 25'in üzerinde elması olan üreticilerimizi kaydediyoruz. Ekonomik anlamda yapanlara onları kaydediyoruz. Ekonomik manada elma üretimi yapan çiftçilerimizi kaydediyoruz ve onlara da ücretsiz olarak evet. Uyarı tahminlerimizi gönderiyoruz. Evet. Burada bu uyarıyı alan çiftçilerimizin üzerine düşen görev nedir? Üreticilerimiz şimdi hastalık zararlının, şimdi siz hastalık ve zararlının çıkışını kaçırdığınız zaman en iyi ilacı da kullansanız en iyi mücadele olmaz. Yani onun için mesela bahsedeceğiz iç kurdu yumurtadan çıktıktan itibaren, yumurtadan larva çıktıktan sonra meyveye 4 ile 8 saat içinde giriyor. Yani sen o dönemi kaçırdığın zaman istersen elmanın içine kurt girdikten sonra, yani larva girdikten sonra ilacı açsan bir anlamı yok. Onun için önemli. O açıdan biz bunu tespit ediyoruz. Biz dedikten sonra hangi tarih diyorsak mutlaka o tarihte, diyelim ki 2-3 gün içinde atın diyorsak, sen bunu bir haftaya geciktiriyorsan olmaz. O zaman elmamız kurtlanır. Ya da kara leke hastalığı aynı şekilde. Geç kalmamak. Direkt tarih veriyorsunuz yani. Çoğunda veriyoruz. Önemli başlıklardan birisi de elmada kara leke hastalığı Hanefi Bey. Yani herhalde ekonomik zarar olarak bayağı bir zarar veriyor elma ağaçlarımıza.
Siz de bununla alakalı bir mücadele programı yürütüyorsunuz. Hatta bu mücadele programını da çiftçilere duyurduğunuzu söylediniz. Şimdi bu kare leke hastalığı hakkında sizden kısaca bilgi alabilir miyiz? Kare leke hastalığı elmaların en önemli hastalığı. Sadece elma değil, armut, ayva gibi yumuşak çekirdeklerde görülen bir hastalık. Tabii Konya'da belki kare leke görülüyor ama çok tehlikeli sınırlarda değil. Ama bir Ege'de nemli bölgelerde bu hastalık çok yoğun. Bizim de yağışlı geçtiği yıllarda bu kara leke hastalığı yaygın olarak görülüyor. Özellikle bizim Beyşehir, Gölkenarı, Akşehir gibi, Seydişehir gibi yağışın fazla olduğu yerlerde bu hastalık daha çok görülüyor. Şimdi bu hastalık olması için bir kere bahçemizde kara lekeli etmen olması lazım ve iklimin de uygun olması lazım. Yani iklim nedir? Yağış olması lazım, nemin yüksek olması lazım ve sıcaklığın olması lazım. Yani iklim koşulları bu üçü olur. Bahçemiz otlu, nemli bir ortam ve kara lekeli yapraklar da bahçemizde mevcutsa hastalık ortaya çıkar. Şimdi bu hastalığın bulaşmasının esas sebebi işte bahçemizde kara lekeli yapraklar. İsterseniz bunları gösterebiliriz. Evet. Bu kara lekeli yapraklarımız, bunlar sonbaharda yere dökülüyor. Bunun üzerindeki sporlar, aska sporlar, şu anda mesela burada da var, uçarak ilkbaharda uygun nemi bulduğu takdirde uçarak ağacın yaprağına, meyvesine taşınıyor. Bunu Nisan ayının içerisinde genellikle ilimizde buradan uçarak, bak burada hep yapraklar görüldüğü gibi mevcut. Bu yapraklardan kara leke sporları, aska sporları uçuyor, meyvemizin yaprağına, meyvesine taşınıyor. İlk bulaşma bu şekilde. İkinci bulaşmada eğer yağışlı devam ederse ilkbahar ve yaz, buradan tekrar yaz boyu hastalık sağlıklı yapraklara yapıyor. Yani bu hastalık çok ağır enfeksiyon olduğu takdirde yaprakların sararmasına, dökülmesine ve bitkinin fotosentez yapmasını engelliyor. Ağaç zayıf düşüyor. Mesela burada görüldüğü gibi bak, kara lekeli bir tane meyvemiz oluyor. Meyvede leke oluşturuyor. Kahverengi leke. Önce bu yeşilimtırak zeytini renkli, sonra da kahverengi şeklini alıyor. Ve bu kara leke büyüdükçe elmayı şeklini bozuyor. Yamuklaştırıyor. Pazar değerini düşürüyor. Onun için elma da bu şekilde ürün kaybına sebep oluyor. Evet. Bu hem meyvede hem de yapraklarda sıkıntılarını görüyoruz. Yapraklarda önce bu aska spor uçtuktan sonra yapraklara ve meyveye taşınıyor. Yapraklarda önce açık zeytini renkli açılmalar, lekeler oluşuyor. Bu lekeler sonra kahverengileşiyor görüldüğü gibi. Ve bitkinin bu lekeler yoğun olduğu takdirde solunum yapmasını, fotosentezi engelliyor. Ağaçlar sararıp ürün kaybına sebep oluyor. Yani %30-40 oranında bundan dolayı ürün kaybı söz konusudur. Şimdi görüldüğü gibi bak, meyvede de aynı şekilde kara leke görülüyor. Meyvede de aynı şekilde kara leke hastalığı mevcut. Bunun sebebi dediğimiz gibi bahçenin otlu olması, hastalıklı etmenin bahçede bulunması, bir de iklimin uygun olması. Bunun için ne yapılabilir mücadele için? Şimdi bir kere sonbaharda dökülen yaprakları imha etmemiz lazım. Yani çünkü şu kara lekeli yaprak, elimizdeki bu yaprak ne olacak? Dökülecek. Döküldüğü zaman gelecek senenin etmeni bunda mevcut. Evet. Onun için bunu ya toprağa derince gömeceğiz ya da yakacağız. Ondan sonra ilkbaharda mutlaka koruyucu ilaçlama yapmamız lazım. İşte bordo bulamacı veya bakırlı ilaçlarla. Diğer bir hususta biz tabii bunun biraz önce de bahsettik. Erken uyarı sistemiyle bunun takibini yapıyoruz. İlaçlama ilanı biz verdiğimizde de hemen ilaçlama üreticinin yapması gerekir. Çünkü orada enfeksiyon olduğu zaman ağır, orta, hafif biz onu cihazda görüyoruz ve üreticilerimize mücadele konusunda ilan veriyoruz.
Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, şimdi elma iç kurduyla ilgili değil mi Hanifi Bey? Bir mücadele programının içerisindeyiz. Burada tuzaklar görüyoruz. O tuzaklarla beraber bir kontrol sistemi var. Evet. Bu konu hakkında, çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi elma iç kurdu, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının en önemli zararlısı. Elma, armut, ayva, ceviz gibi meyvelere zarar veren önemli bir zararı. Çünkü doğrudan meyveye zarar veriyor. Meyvenin kurtlanıp dökülmesine neden oluyor. Onun için meyve iç kurdu önemli bir zararlı. Tabii biz bunu tahmin ve erken uyarı sistemiyle bunları takip ediyoruz. Şimdi elma iç kurdu %60 hatta %100 meyveye zarar verecek bir önemli bir zararlı. Şimdi bu zararlı için biz biraz önce bahsettiğimiz tahmin ve erken uyarı cihazı var. Oradaki etkili gün derece günü hesaplıyoruz. Ayrıca burada bizim tuzağımız var. Buradan tuzaktan kelebekleri Mayıs'ın başında bu tuzağı asıyoruz. İlimizde 4-5 bahçeye buradan kelebek kontrolleri haftada bir sefer bakıyoruz. Buradaki kelebek yoğunluğuna. Kelebekler pik yaptığı zaman ondan sonra yumurta, o bizim için bir kıstas, yumurtaya bakıyoruz. Öbür bahçede de yumurta var. Yumurtalardan da artık işte yumurtanın dönemleri var. Çıkışı tespit edip ilaçlama ilanını veriyoruz. Çünkü biraz önce de söyledik, iç kurdu yumurtadan çıkıp meyveye girmesi 4 ile 8 saat arasında, o süreden önce, çıkmadan önce ilaçlanması lazım. Şimdi iç kurdu nedir? İç kurdu ağacın kabuklarında, çatlaklarında kışı geçiriyor. Olgun larva olarak Mayıs başlarında bu kelebekler çıkıyor. Şimdi bu elma iç kurdunun erginleri, kelebekler. Şöyle kalemle gösterelim. Bunlar 1 santimetre uzunluğunda gri renkli kelebekler. Bu kelebekler erkek. Burada feromon tuzak, dişinin kokusunu salan bu feromona kokusunu buraya geliyor. Burada yapışkan var, yapışıyor ve burada kalıyor. Bunlar Mayıs başlarında genellikle ilimizde geliyor, çiftleşip yumurta bırakıyor. Yumurtalarını meyvenin yapraklarına, birinci dölünü yapraklarına bırakıyor. İkinci dölünü de iki döl veriyor yılda. İkinci dölünü de hem meyveye hem de yaprağa bırakıyor. Bu dişi yaklaşık 30 ile 70 arası yumurta bırakıyor. Tabii bunların uçuşması birinci dönün 35 gün sürüyor. Onun için 35 gün iki sefer ilaçlama yaptırarak 35 günü doldurmuş oluyoruz. Bu şekilde kelebeklerini sayıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan birisi bu. Birisi de bir de yumurta, isterseniz yumurtaya bakalım. Evet, kestim. Tabii kelebekler uçuşuyor, uçuştuktan sonra çiftleşip yumurta bırakıyor, birinci dölü yapraklara bırakıyor. Biz bunları mesela bahçelerde tespit edip yerlerine işaret koyuyoruz, kırmızı iple bağlamışız. Bu mesela diğer yerlerde de var. Buradan yumurta takibini yapıyoruz. Şu anda burada çıkmış halde, çünkü şu anda iç kurdu ilanını biz bir hafta önce verdik. Bunlar yumurtanın dönemleri var. Yeni dönem, süt beyaz dönemi, kırmızı halka ve siyah baş. Siyah baş dönemini tespit ettik mi hemen İlanını veriyoruz. Demek ki iç kurdunda yumurta takip ediyoruz. Kelebek sayımı yapıyoruz. Bir de erken uyarı cihazında derece gün sıcaklığını tespit edip üçünden yararlanarak iç kurdu ilaçlama zamanını tespit ediyoruz. Tüm bu çalışmaların amacı çiftçilerimizin doğru zamanda ilaçlama yapmasını sağlamak. Yani evet. Bu çalışmalar Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Evet. Çiftçilerin bu çalışmalara girmesine gerek yok. Evet. Ama sadece neticede verilen tavsiye edilen ilaçlama zamanında evet, uygun ilaçlamasını, reçetelerini yazdırıp evet, uygun ilaçlarla yapmak. Evet. Şimdi mesela burada bir larvanın elmanın içine girdiği yeri tespit ettik. Bakalım içinde iç kurdu var mı yok mu? Zarar vermediysek bakalım. Evet, tam giriş anında ilaçlama yapılmış, pislikleri var. Girerken öbürüne de bir bakalım, öbürüne de aynı. Yani bu vatandaş ilacı atmış ama biraz belki bir iki gün gecikmiş.
Ama buna rağmen ilacın etkisiyle içine girmeden haşere yok olmuş. Tabii aslında bu başarılı bir ilaçlama değil. Evet ama daha önce atılması lazım. Yani bunun için içine girseydin, yani bu diyelim ki biz ilan verdik. Bu 2 gün sonra atmış. 4 gün sonra atsaydın içine kesin girecektin. O zaman bunun bir şeyi olmayacaktı. Bu iç kurdu, bu elmanın içinde 35 gün duruyor. Sonra 20 santimetre boya ulaşıyor. Pardon, 20 milimetre boya ulaşıyor. Olgun larva olarak aynı çıktığı yerden inip ağacın gövdesinde pupa olup hayatını bu şekilde devam ettiriyor. O yüzden gövde ilaçlaması da önemli yani. Evet, kış bakımı ilaçlaması da bu manada önemli. Şimdi Hanefi Bey, bir de bu kimyasal ilaçlamanın, mücadelenin öneminden bahsetmek istiyoruz. Yani ilaçlama yapalım ama kararında, dozajında yapalım, tavsiye edilen oranda yapalım. Bunun önemi nedir? Şimdi biz zaten bakanlık olarak entegre mücadele yürütüyoruz. Entegre mücadele nedir? Kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadeleyi bir arada hep beraber yapılması. Kimyasal mücadele en son çare olarak yapılması ve seçici ilaçlar kullanarak tamamen zararlıyı yok etmek uygun değil. Çünkü belirli bir seviyenin altında, bize zarar verecek seviyenin altında ise mücadele biz zaten kimyasal önermiyoruz. Şimdi o açıdan yani zirai mücadele deyince çiftçimizin aklına kimyasal mücadele geliyor. O da yanlış bir uygulama. Çünkü tek yönlü mücadelede ilaçlarda kalıntı çıkıyor, insanlarımıza zarar veriyor, doğayı kirletiyoruz, faydalı canlıların popülasyonunu azaltıyoruz. Peki toprağı... bu kalıntının tespiti açısından sizin yaptığınız çalışmalar nelerdir? Tabii biz bakanlık olarak geçen yıl başlandı, hasat döneminde numune alıyoruz. Geçen yıl 26 tane numune aldık kalıntı için. Ana laboratuvara gönderdik. 26 ayrı bitki de üründe. Bunun 4-5 tanesinde kalıntı çıktı. Vatandaşlara 5.996 sayılı kanuna göre yasal cezalar verildi. Nedir miktarı, nedir cezası, nedir Halep Bey? Yani şu dönemde 1200 civarlarında ama vatandaş sadece bu kalıntıyla ilgili değil. Üretici kayıt defteri yoksa onun da 5-6 bin liralık cezası var. Uygulama belgesi yoksa cezası var. Reçete yazdırmıyorsa tabii üreticilerin mutlaka bunlara uyması lazım. Yani yekün tutan bayağı 10 bin liraların üzerine çıkan bir ilaçlama var. Olayın ciddiyeti anlaşılsın diye ben bu konuyu gündeme getiriyorum. Evet. Bayağı yekün bir cezalama, ceza prosedürü de var. Evet. Yani bu senede 50-51 civarında analiz alacağız ürünlerden. Kalıntı çıkarsa üreticilere yasal uygulama yapılacak. Çünkü yani artık üretici de şunu bilmesi lazım. Kafaya göre rastgele ilaçlama mücadele yapılmaz. Bunun bir tekniği var. Yarın hasat edilecek ürünün uzun süre etkili bir ilaç kullanmak kalıntıya sebep olur. İnsanlarımızı zehirlemeye kimsenin hakkı yok. Çünkü kimyasal ilaçlar zehir. Onun için yani bugün 3 günlük etki süresi, yani burada şuna dikkat etmek lazım. Hasat ile son kullanma ile hasat arası süre var. İlacın etiketinde yazar. Mutlaka ona uymak lazım. 3 günlük ilaç var. 14 günlük ilaçlar var, 1 haftalık ilaçlar var. Yani örneğin hemen tüketime sunulacak sebze, domates, salatalık, kiraz veya ne bileyim can eriği gibi ürünler ilaç kullanırken çok dikkat etmek lazım. Evet. Sen burada 15 günlük ilaç kullanır da 3 gün sonra hasat edersen mutlaka kalıntı çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yanımızda bir de üretici arkadaşımız var. Sizi tanıyalım. İsmim Mustafa Büyükzeren, Konyalıyım. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Kendi kaldırdığımız ürünleri kendimiz pazarlıyoruz. Yani 1987 yılından beri Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaktayım. Peki neler yapıyorsunuz? Koordineli çalışıyorsunuz. Şimdi, da biraz ayrıntı verir misiniz Mustafa Bey? Valla şöyle diyebiliriz. İlaçlama zamanlarını tam vaktinde ataraktan fazla bir ilaç, fazla bir masraf, sulamada toprağa bakaraktan fazla bir sulama yapmayaraktan, yani hem bütçemize katkı sağlıyoruz hem de insan sağlığı için faydalı ilaçları kullanaraktan bu şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani görüşüyorsunuz Tarım İl Müdürlüğü'yle. Muhakkak mesajlar geliyor size cep telefonunuza. Evet, cep telefonlarıyla iş kurduğu zamanı, yaprak biti, kırmızı örümcek, külleme var, kara leke hastalığı olur diyerekten bu mesajlar geliyor. O mesajlar havaların durumuna göre yağışlı olmazsa günü gününe yaparaktan. Peki nasıl kaydoldunuz siz bu sisteme? Bu sisteme Tarım İl Müdürlüğü'ne giderek cep telefon numarasını verdik. O da
cep telefonlarımıza mesaj olarak düşmektedir. Sizden herhangi bir ücret talebi olmadı? Hayır, öyle bir talep yok. Ne zaman gitsek zaten her zaman bize yardımcı olmaktadırlar. Allah peki, razı olsun. Şöyle söyleyeyim ben size. Buyurun. Madem böyle hani ilaçlamaya il müdürlüğünün vermiş olduğu, tavsiye ettiği tarihlerde ve onların yazdığı reçetelerle uygun ilaçları yaptınız. Evet. Başarılı oluyor musunuz? Çok başarılıyız. Bu yönde başarılıyız. Çünkü fazla bir ilaç atma derdimiz yok. Vaktinde ilaç atıyoruz. Hariçten bir ilaç kullanmıyoruz. Hem insan sağlığı için az önce Hanef Bey'in de belirttiği gibi yani etki süreleri yeme pazara arz edeceğimiz zaman kısa süreli ilaçları kullanaraktan bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tebrik ediyoruz sizi yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü. Çok teşekkür ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren bir çiftçimiz olduğunuz için de. Evet değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere meyvecilik başlığında kimyasal mücadele, entegre mücadele ve bununla ilgili yapılan çalışmaların ayrıntılarını getirmeye çalıştık ekranlarınıza. Bu sayede hem ilaçlama ve kimyasal mücadeleyle ilgili işin önemini sizlere anlatmak hem de insan sağlığı açısından yapılan çalışmaların ayrıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalıştık ki bu mesajlar, bu bilgilendirmeler, bu uyarılar sizlere ulaşıncaya kadar bu konuda çok büyük yatırımlar yapılıyor, çok büyük çalışmalar yapılıyor. Teknik elemanlar sizlerin adına araziyi geziyorlar, meyve ağaçlarını geziyorlar ve gerekli tespitleri yapıyorlar. Sadece size onların vermiş olduğu tavsiyelere uymak kalıyor. Bu manada sizlerden de bu konuya ilgi bekliyoruz. Tüketicilerimizden de bu çalışmaların varlığının öğrenilmesini bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyor. İyi akşamlar diliyorum.